liste değilmiş diye düşünebilirsiniz. Öyle değil pek. Turnuva sürprizlerle doluydu ve Tavson şampiyonluğa ulaştı. Direkt olarak çeyrek finale gidiyordu. 3 ile 6 arasındaki takımlar B grubu ve A grubunda çapraz olarak eşleşip playoff oynuyorlardı ve son iki eleniyordu. Catra muazzam bir turnuva çıkardı. Öncelikle onu söylemek lazım. Yani bir süredir böyle sanki vites düşürmüş gibi gözüküyordu. Gözden Uzak programına hoş geldiniz sevgili izleyenler ve sevgili Ozan Cansürüm. Sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Ne var ne yok? İyilik, senden ne haber? İyidir vallahi ne olsun. Handball Şampiyonlar Ligi'ni tamamladık. Kendimize bir geldik. Programda da bahsedeceğiz zaten. Bayağı yoğun bir hafta yine. O zaman handball'a geçmeden önce şöyle bir başlangıcımızı tenisle yapalım istiyorum. Bu hafta tenisle başlayalım Bakalım. ve geçtiğimiz hafta nasıl geride kaldı, neler söylersin? Ya geçen hafta aslında erkeklerden başlayalım ATP turdan. Geçen hafta burada konu ettiğimiz isimlerden biri vardı. Cerundolo ilk şampiyonluğunu almıştı Cordoba'da. İşte Arjantinli zaten. Arjantin'de Cordoba'daki turnuvada ilk şampiyonluğunu aldı. Bu hafta da yine Arjantin açıkta Buenos Aires'te Diego Schwartzman'a kaybetti ama yine final gördü ve yine elemelerden geldiği bir turnuva. Yine yarı finalde 5 numaralı seri başı Albert Ramos Vinolas'ı çok iyi bir şekilde geçip geldi. Biraz sıkıntılı bir final tabii 6-1 6-2 ama hakikaten muazzam bir çıkış. Tabii şöyle bir şey var. Zemin belli bir zemin. Toprak bir zeminden bahsediyoruz. Diğer yandan işte kendi evi vesaire. Ama ya enteresan bir oyuncu geliyor gibi. Bu sezonun enteresan böyle izlenmesi gereken isimlerinden biri olacak gibi duruyor. Bununla beraber de Andrei Rublev yine o da şampiyonluk yaşayan isimlerden biriydi bu hafta. O da yine Rotterdam açıkta şampiyonluğa ulaştı ki Rotterdam açığın kadrosu da hiç fena değildi. Onu da söylemek lazım. İşte Daniil Medvedev katıldı, Tsitsipas, Zverev falan bu yeni jenerasyonun tamamı katıldı ve yeni jenerasyonun tamamı katıldıktan sonra bayağı iyi ilk turlar. Çok fazla sürpriz de olmuyor böyle. Herkesin sağlam bir şekilde gitti. Bir tek Medvedev kaybetti. O da nasıl diyeyim? Hani büyük bir performans sonrasında sorun yaşar sporcular. Onu yaşadı sadece. Borna Coric, Marton Fucsovics ki o da yine bu hafta bir başka elemeden gelip final gören ve kaybeden isimdi. Marton Fucsovics o da elemeden finale gitti ama o da kaybetti. Aynı Arjantin'de olduğu gibi Rublev'e ve Rublev bir şampiyonluk daha aldı. Rusların çıkışı gerçekten akıl alır gibi değil. Üç genç Rus isim çok iyi performansla çıkarıyorlar. Aslan Karasev çok beklenmiyordu ama o da bayağı sağlam bir yere geldi ve 8. şampiyonluğuna ulaştı. Rublev deyip kadınlara döneyim. Kadınlara da baktığımızda yine geçen hafta aslında Iga Swiatek ve Darya Kasatkina'nın şampiyonlukları vardı. Iga Swiatek kötü bir Avustralya açık sonrasında sağlam bir şampiyonluk almıştı. Burada da Petra Kvitova, Garbiñe Muguruza'yı Katar açıkta yenmeyi başardı ve şampiyonluğa ulaştı ki yine sezonun sağlam turnuvalarından bir tane. Sezon başının sağlam turnuvalarından. Görüntüye de geliyor zaten şu an. İşte Svitolina Pliskova, Sabalenka, Berçic çok iyi bir performans çıkaran Berçic. Azarenka vardı yine turnuvada ama çok da sağlam bir performans çıkardı Petra Kvitova ve şampiyonluğa ulaştı ki hem Avustralya açık sürprizlerinden Jessica Pegula karşısında 2-0'lık bir yarı final hem de üstüne Garbiñe Muguruza karşısında sadece 3 oyun verdiği bir mücadele çıkardı. Bir de tabii bir başka not diğer turnuvaya da geçmek lazım. Lyon açık Claudia Tauson baktığımızda işte Wozniacki sonrasındaki Danimarkalı yıldız adayıydı. Ne kadar yıldız adayı olduğunu gösterdi ki yani Victoria Golubic'le karşı karşıya geldi fakat şunu söylemek lazım yani Victoria Golubic'le karşı karşıya geldi o kadar da demek ki üst düzey bir turnuva ya da liste değilmiş diye düşünebilirsiniz. Öyle değil pek turnuva sürprizlerle doluydu ve Tauson şampiyonluğa ulaştı. Ha şunu söylemek lazım hem gençlerde yani 14 yaşından bu yana takip edilen isimlerden bir tanesi hem bir yandan bu turnuvadaki performansı genç yani junior Grand Slam performansları ki bir daha bakayım. Evet, 2 sene öncesinin Avustralya Açık Junior şampiyonu kendisi. Şampiyonluğa ulaşmayı başardı. Özür dilerim. Ve bundan sonraki kariyeri merakla takip edilebilir. Tabii ki henüz 18 yaşında
ve işte yeni Wozniacki kendisi olacak mı olmayacak mı biraz buna bakabiliriz deyip tenisi kapatabiliriz. O zaman hızlı bir şekilde program başında da bahsettiğin handbola gidelim. Handbolda Şampiyonlar Ligi grup aşaması bitti. Playoff kuralları da değişti. Bizi neler bekliyor handbolda? Ya şöyle söylemek lazım. Çok fazla itiraz oldu son bölümde. Çünkü işte hükümetlerin Avrupa Birliği dışından takımları Avrupa Birliği ülkelerine gelip ya deplasmana gelip dönememeleri işte oralara girememeleri oradaki ülkeler mesela Fransa'nın işte yurt dışına çıkma problemleri Fransız takımlarının falan derken EHF şöyle bir çare bulmuştu. Bunu geçen hafta da gördük. İşte çıkamayanlar 10-0 kaybediyor. İşte o İki takım da çıkamıyorsa puanları paylaşıyorlar falan. Böyle saçma sapan bir şey olmuştu. Dolayısıyla takımlar da şey dediler. Ya böyle bir çözüm olmaz. Hani biz çıksak bu maçı belki kazanacağız. Niye kaybediyoruz? Bizimle bir alakası yok olayın. Özellikle işte Almanlar çok itiraz ettiler. Özellikle Kiel çok itiraz etti falan. Derken şöyle bir çözüm buldular. Şimdi normal şartlarda grubun ilk ikisi direkt olarak çeyrek finale gidiyordu. 3 ile 6 arasındaki takımlar B grubu ve A grubunda çapraz olarak eşleşip playoff oynuyorlardı ve son iki eleniyordu. Fakat şöyle bir şey yaptılar. Madem öyle hepiniz playoff'a gidin. Direkt çeyrek final olmasın. Elenen olmasın. Biz bu 8 takımı çapraz şekilde eşleştirelim. Playoff'lar böyle oynansın. Grup aşamasına baktığımızda bir tane takım görüyoruz burada. Barcelona'nın akıl almaz performansı B grubunda. 14'te 14 yaptılar. Maç başına 30 gol üstü atarak, 35'e yakın gol atarak maç başına performans çıkardılar. 505 gol attılar 14 maçta. Ya bununla beraber tabii hayal kırıklıkları da var. Mesela Vardar normal şartlarda eleniyordu. 7. olabildi. Baktığımızda yine Kielse son haftaya kadar, geçtiğimiz hafta da bundan bahsetmiştim, son haftaya kadar çok iyi getirmişti ama son maçını kaybetti. Paris Saint-Germain eksik maçlarını tamamlayınca ikinci sırayı aldı. Çok bir şey değişmedi orada. İki tane de çok büyük sürpriz var. Bir tanesi bence Motor Zaporozhye. Onlar 14 puan topladı. Aalborg kadar ve averajla 5. sırayı aldılar. Bir de A grubunun dördüncüsü Meşkov Brest. Onlar da gerçekten inanılmaz performans çıkardı. İstatistikler böyle. Eşleşmeler esas önemli olan. Motor, Meşko Brest iki tane sürpriz takımın eşleşmesi. Ben o eşleşmeyi gerçekten merakla bekliyorum. Yani yoluna devam eden için çok sevineceğim. Kalan içinse çok üzüleceğim. Çünkü ikisi de bu sezonun sürpriz takımları. Nant, Kielse bence Kielse çok iyi bir rakip çekti. Çünkü bu sezon çok fazla sorun yaşıyor. Özellikle iç sahada Nant. Ben orada favori olarak görüyorum Kielse'yi çok net şekilde. Westbrand Vardar'ı geçecektir. Bunun yanında Tato çok ciddi bir kayıp yaşadı. Kalecilerini kaybettiler. Geçtiğimiz hafta yine bahsetmiştik. Aalborg'la karşı karşıya gelecekler. Yani bu tip travmalar yaşayan takımlar ondan güç de bulabiliyor. Tamamen de bitirebiliyorlar sezonu kafasında. Dolayısıyla Aalborg'un burada şanslı olduğunu düşünüyorum. Biraz Barcelona Elverum zaten geçecektir. Flensburg çok çok rahat şekilde yine Zagreb'i geçecektir diye düşünüyorum. Bence en iyi eşleşme Pixaget-Kiel. Pixaget bu sezonu çok kötü çıkardı ama şöyle bir illüzyon var. Sezon başında sürekli Covid sebebiyle maç oynayamayıp eksik ya da maçlara çıkıp dolayısıyla kaybetmişlerdi. Bu kadar kötü bir takım değil Pixaget. Diğer tarafta da Paris Saint-Germain zaten çok iyi şekilde toparlandı. Son maçlarını kazanıp ikinci sırayı dağıttılar. Celje karşısında ki Celje bu sezon Barcelona'yı dahi zorlayan bir takıma dönüştü. Yine de Paris Saint-Germain burada yoluna devam edecektir. Böyle de tahminler yaptım. Bakalım kaçta kaç ile devam edeceğiz sezonu. Bakalım neler olacak. Yolumuza devam ediyoruz. Snooker, Cebeli Tarık Açık en çok sana yaradı. Turnuva nasıldı Ozan? Valla ben bir turnuvada 4 tane kupon ilk kez tutturuyorum. Baya baya iyiydi. Şu anda işte son 8 görüntüye geliyor. Jatra muazzam bir turnuva çıkardı. Öncelikle onu söylemek lazım. Yani bir süredir böyle sanki vites düşürmüş gibi gözüküyordu Jatra. Özellikle işte katılamadığı bir turnuva oldu. Yani katılamamak durumunda kaldı Covid sebebiyle bir turnuva oldu. Kötü turnuva oynadığı bir dönem oldu falan derken burada baktığımızda ilk turda Robbie Williams'a 1. İkinci turda Sami Akkani'ye bir oyun, bir frame daha doğrusu. Son 32, son 16, 4-0, 4-0. Sonra çeyrek finale geliyoruz. Çeyrek finalde Mark Allen'ı yine son dönemin iyilerinden bir tanesi 4-0. Üstüne Matthew Selty yarı finalde 4-1. Finali de en yakın arkadaşı Jack Lizowski karşısında 4-0 kazandı. Akıl almaz bir performans bence. Ve işte yani oynadığı zaman ne kadar iyi oynadığını gösterdi diyebiliriz. Enteresan bir çeyrek final vardı. Wacklin Selt enteresan oldu hakikaten. Ya bu eşleşmeyi orada beklemiyorduk en azından. Ki bir başka not 8 tane çeyrek finalist var. 8 çeyrek finalistin sadece 3'ü seri başı olan isimlerdi. Jack Nizowski ve Alan Trump.
eşleşmesinin oyuncuları. Diğerleri, diğer iki eşleşme de seri başı dahi yoktu. Oradan Stuart Carrington geldi. Stuart Carrington, Jack Lizowski'yi çok zorladı ama geçemedi. Ve Jack Lizowski de Judd Trump karşısında hiç varlık gösteremedi demek lazım. Dolayısıyla aslında çok iyi bir final bekliyorduk. Özellikle işte arkadaşlıkları, işte son turnuvaya katılamamaları o Covid sebebiyle beraberlerdi. Dolayısıyla ikisi birden katılamamıştı. Ev arkadaşları vesaire derken hani çok keyifli, birbirini de çok zorlayacak bir ikili gibi gözüküyorlardı. Jatrap çok temiz bir şekilde aldı ki 4 frame oynandı sadece finalde ve o 4 frame içerisinde bir tane yüzlük seri var, 106. Diğeri de 50'lik, iki tane 50'lik üstü seri geldi. Yarım yüzlük üstü seri geldi. Jack Lizowski 31 dışında bir seri yapamadı. Hakikaten mahvetti Judd Trump. Sezonun tabii artık son dönemecine girdik. Şu anda WST Pro Series devam ediyor. WST Pro Series sonrasında da önce tur şampiyonası bitecek. Sonrasında Championship League bitecek. Ve sonrasında 3 Mayıs'ta artık Dünya Şampiyonası'na gideceğiz. Hani daha çok varmış gibi duruyor ama o çok dönem özellikle işte Çin'de turnuva oynanamaması sebebiyle ki normalde artık buraya Çin'in girmesi lazımdı, yolculukların girmesi lazımdı. Onlar olmadığı için biraz dinlenme fırsatı olacak oyuncuların ama tabii ki herkes artık yavaş yavaş Dünya Şampiyonası'nı merakla beklemeye başladı. Benim kuponlar da görüntüye geliyor. Çok yüksek oranlar değil ama ne hakikaten o açıdan da biraz gururluyum diyebilirim. Tebrik ediyorum Ozan. 4 tane kupon ekranlara geliyor. Değerlendirenleri de tebrik ediyoruz. Gözden uzağında bu haftanın sonuna geliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık tüm değerlendirmeler için. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Görüşürüz.